bana göre %58'i veren bu millete Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir borcu vardır. Hem de çok önemli bir borcu vardır. Nedir bu borç? %10 barajını hemen düşürmek. Kaça düşürmek sizce? Benim kafamdaki 7,5 rakam 5'tir ama 7'ye düşürse yeterlidir. DEHAB, bir takım hülle sanatları dışında bir Kendisi siyasi parlamentoya bir girmeli. ya BDP parlamentoya girebilecek yeteneği ona verebilecek bir yapıyı ortaya koymak zorundadır Türkiye. Bunu yapsın. Yani Milliyetçi Hareket Partisi 1960 sonrası yani vesayet sistemin oluşturduğu iki temel sonuçtan ortaya çıktı. Bir, ihtilafları arttıran bir sonuç. İki, ötekileştirmeyi sağlayan bir sonuç. Buradan Milliyetçi Hareket Partisi ortaya çıktı. Şimdi yani ben darbenin ürünüdür demiyorum. Yani ondan kendimi geri çekiyorum ama doğal bir sonuç olarak böyle bir siyasi talebi karşılamak adına var oldu Milliyetçi Hareket Partisi. Yeni Türkiye bu değil. Yani Kabullenmiyor artık bunu. Yeni Türkiye'de MHP'nin hiçbir kodu yok artık. Yani gelecekte Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasal olarak kendisini Cumhuriyet Halk Partisi ile eklemlendirmesine çok sıcak bakanlardan bir tanesiyim. Bu benim tezim uzun zamandır. Birisi demiş ki AK Parti'ye gelirsin artık. Valla o başka siyasi partilere çalışanların muhatap olabileceği bir sorudur. Söyle. Ben vicdanen rahatım ve bu partiye %4 oy aldım. Bana AK Parti 2002'de de ondan sonraki dönemlerde, çeşitli dönemlerde, yani en güçlü oldukları dönemlerde bana siyaset teklif ettiler. Evet. Bunu etrafımdaki herkes de bilir. Bunu kamuoyu da bilir, basın da bilir. Ben partimin sadakati içerisinde yıllarca siyaset yaptım. Sadece AK Parti'ye değil, başka siyasi partilere de bu konuda benimle ilgili yakıştırmalar var. Benimle ilgili söylenen sözler var. Bunlar sadece, biraz önce söylediğim, bu yasa da zihniyetimin temsilcilerinin ürünleridir. Sadece. Ya bunlar Yasuada da yargılananlar efendim. Yani oradan iyi şeyler öğrenmişler. Zincir Bozan ve Hamza Koy'da devlet elbisesi giydiler. Hepsi o kadar. Büyük Evet. konuştunuz. İş şansınızın başka bir yerde olabileceğini düşünseniz İstanbul'da yaşar mısınız? %70'i hayır diyor. Bir kentte yaşayan insanların %70'i eğer o kentte yaşayanından memnun değilse bu kentin yöneticileri Evet, sorumludur. Çok ilginç bir rakam doğru. Yani bu kentin yöneticileri Büyük Ankara için de aynı şey. rakam. Ankara için de aynı şey geçerli. Sonra ben belediye başkanlığı yapıyorum. Alın kafanıza çalın. Bu ülkede siyasetçiler millet sıkıntılarını çözsünler diye oy veriyor. Siyasal sistem Türkiye'nin hangi sıkıntısını çözdü? Eğitimde aralara soruyorum. Çocuklarımız hala yarış atı değil mi? Çocuklarımız bir imtihan kaldırıldı, üç imtihan koruldu. Evlatlarımız neredeyse lise sona geliyorlar, ne olacaklarını bilmiyorlar. İşleri, güçleri milletin dinini istismar etmek, laik dini istismar etmek, cumhuriyetini istismar etmek. Allah'ınızı severseniz sizi istismar edenlerin yanına bırakmayın karasularlar, bırakmayın. Verildi bunlara destek. Hem de sonuna kadar verildi bunlara. Ve %34'ler, %47'ler verildi. Peki insanlarımızı mağduriyetten kurtardılar mı? Hayır. Bize destek verin. Bize destek verin ki şu işsizliğin defterini düreyim. Bize destek verin ki şu yolsuzluğun defterini düreyim. Bize destek verin ki fukaralığı Türkiye'de sonlandıralım. Bize destek verin ki gençlerimizi yarına ümitle taşıyalım. Buna bir cevap vermek lazım mı bu hükümete? Sen bu işi beceremedin. 29 Mart'ta bunu bir cevap verelim mi? Peki bu hükümete bir uyarı yapalım mı 29 Mart'ta? Bir tanıkat göstermeye hazır mısınız? Tanıkat. 29 Mart'ta eğer bunlar bundan anlamazlarsa 6 ayda bu ülkenin bu Demokrat Parti'nin yeni lideri olarak, Demokrat Parti'nin evladı olarak, genel başkanı olarak 6 ayda bu yolsuzluğun içerisine bakmış bu hükümet hala bundan anlamazsa, inan ederse 6 ayda kırmızı kartı dağına gösterip oyun dışı bırakacağım. Oyun dışı bırakacağım. Hep beraber biraz daha fazla gayret gösterip bu Türkiye'de siyaset adına hava atmaya çalışan bu AKP ve Tayyip Erdoğan'a
Orada gününü göstereceğiz o yerel seçimlerde. O yerel seçimlerde gününü göstereceğiz. Allah selamet versin. Bir tarafta Erdoğan medyası, bir tarafta Doğan medyası. Yani yok, yer yok. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Yer yok. Ama hakkı hepsi görecekler. Doğruyu hepsi görecekler. Doğrunun ne olduğunu hepsi görecekler. Kimseye kızmıyoruz. Kimseye küsmüyoruz. Kimseye darılmıyoruz. Bugün AKP'nin iktidarda olması AKP'nin maharetinden değil, bizim kabahatimizden, bizim kabahatimizden. Biz kabahatimizi biliyoruz. AKP'den bu milleti kurtaracağız, bu insanları kurtaracağız. Türkiye'de şimdi çok değerli vatandaşlar, kıymetli vatandaşlar, hepimiz sıkıntıdayız. Üreten de sıkıntıda. Tütünle ne bu işinde? Sanki tütün üreticisi bu ülkede suçlu. Fındık üreticisi suçlu. Tütün bitti, tütünün her şeyini bitirdiler. Bunlar özelleştirmeyi de eline yüzüne bulaştırdılar. Söyleyeyim. Ben eğer bundan şikayet etmezsem de bana altında kalırım. Türk Telekom'u sattılar bunlar, değil mi? Ne zaman? Tam 4 yıl önce. Kaç paraya? 6,5 milyar dolara. 1,5 milyar dolarını da peşin aldılar. İyi. Biz zamanında satacaktık. 30 milyar dolara satacaktık. Ülkemizin borcunu da kapatacaktık. Bir takım kişiler engellediler. Mahkemeye de getirdiler. Peki Türk Telekom bizden satıldı. Kâr ediyor Türk Telekom, doğru mu? 2005'te satıldı. 2005, 2006, 2007 ve 2008. Kaç para kâr etmiştir? 6,5 milyar dolara satıldı. Hepsi de peşin değil. 2 milyar dolar etmiş midir? 4 milyar dolar? Çık. 5 milyar dolar? Çık. 6 milyar dolar? Çık. Hadi canım 4 senede sattığı parayı kazansın. Adam biraz kâr etmiş olsun yani. Millette tüyü bitmemiş hekimin hakkına biraz zarar etmiş olsun. 6,5 milyar dolar? Çık. 7 milyar dolar? Çık. 8 milyar dolar? Çık. 9 milyar dolar? Çık. 9,3 milyar dolar. 6,5 milyar dolara 4 gün önce sattığın telefon bugün 9,3 milyar dolar ediyor. 9,3 milyar dolar. Kimin hakkını sattın? 42 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı Türkiye'de. Acaba hangisi bu saydığım telekom örneğindeki gibi az fiyat etti de efendilerine peşkeş çekildi, birilerine peşkeş çekildi. Eğer ben Süleyman Soylu'ysam, eğer ben bir babla torunuysam, buradan herkese bir babla evladıysam ben, eğer buradan herkese açıklıyorum, eğer tertemiz bir adamsam, eğer dürüst bir adamsam, arkamda bir tek kara leke olmadan karşınızda duruyorum. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenler hesap sormaz.